Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı devletini konuşurken temellerinden, onu yücelten değerlerden çok bahsediyoruz. Osmanlı'nın anayasası var mıydı? Hangi anayasa maddeleri üzerinde yükseliyordu? Neye değer veriyordu? Bunları tartışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Osmanlı devletinin anayasası yoktu. Bugünkü anlamda bir anayasası yoktu. Nitekim Tanzimat devrinden itibaren ıslahatlardan itibaren işte Osmanlı ilk defa anayasal hareketler başladı diye hep konuşuruz ve anlatırız. Oysa bugün İngilterenin de anayasası yok. İngilterenin bugün anayasası yok. Osmanlı devletinin de yoktu. Bugün anayasamızı şöyle bir kitapçık kabul etsek AB anayasası bunun yarısı. Anayasa yapmakla anayasa kitapçığı yapmakla devlet yücelmiyor. Devlet büyümüyor. İngilizler küçülmedi bugün yine dünyayı idare ediyorlar. Siyasetiyle, idare sanatıyla, etkisiyle dünya siyasetinde ne kadar etkili olduklarını çok iyi biliyoruz. Peki Osmanlı'nın anayasa maddeleri diyebileceğimiz değerleri yok muydu? Elbette vardı. Bir defa Osmanlı İslam devletiydi ve İslami kanunlarla idare ediliyordu. Bu bir tarafa. Yani her işinin İslam'a uygun olmasına önem veriyordu. Diğeri Osmanlı'nın anayasası diyebileceğimiz maddeleri vardı. Biz bu maddeleri Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye nasihatinde görmekteyiz. İm, elimde imkanım olsa bu vasiyetnameyi, bu nasihatleri ortaokul birinci sınıftan itibaren gençlerimize ezberletirim. Lise birinci sınıfta yüzde herkesin bilmesini isterim. Zira bu maddelere, bu vasiyete, bu nasihatlere her kim uyarsa her zaman o devlet yücelir, o devlet büyür, o millet kudretli ve kuvvetli olur. Yani Osman Gazi'nin o nasihatleri sadece sadece Orhan Gazi'ye değildi. Bütün evlatlarına idi. Osman Gazi'nin o vasiyeti kıyamete kadar gelecek nesillerine idi. Bizlere idi. Onun için onu bilmek çok önemli. Onu bilirsek hem Osmanlı'yı anlarız, hem Osmanlı'nın temellerini, değerlerini anlarız. Hem de Osmanlı nasıl yüceldi ve büyüdü bunu anlarız. Akıbet-i budur herkese. Badı fena pir ve civana ese diye başlıyor Osman Gazi. Akıbet-i budur herkese. Nihai akıbet herkese budur ki, badı fena pir ve civana ese. Badı fena fena rüzgarı, badı sabah sabah rüzgarı. Ey badı sabah uğrarsa yolun haremeyne tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyn'e. Peygamber Efendimiz'e selatü selam getirdiğimiz zaman Whatsapp'tan gönderemezsiniz. Onu sabah seher vaktinde kalkıp sabah rüzgarına vereceksiniz. Gider o zaman Peygamberimiz'e. Osman Gazi de Bağdı fena pir ve civana ese diyor. Bağdı fena fena rüzgarı, ölüm rüzgarı. Genç ve yaşlı dinlemez, herkese ezer. Az mı beka eyler isem ben bu dem. Devleti ikbal ile ol muhterem ey evladım. Bir ayağım çukurda ben gidiyorum. Ben artık göçüyorum. Eğer ben ölürsem sen devletle kal, ikballe kal, mevki ile kal. Osman Gazi Anadolu'da bir söz vardır. Gençlikte ölen çoktur, ihtiyarlıkta ölmeyen yoktur der. Ben artık yaşlandım ben gidiyorum. Gençken ölen daha fazladır ölümü unutma. Ölümü hatırla. Bakın Osmanlı'nın bana göre birinci Anayasa maddesi ölümü unutmamaktır. Ölümü hatırla. Peki Peygamberimiz ne buyurdu? Lezzetlere son veren ölümü çok hatırlayınız demedi mi? Lezzetlere son veren ölümü çok hatırlayınız. Hz. Ömer Efendimizin yüzüğünde kefa bilmedir. vâzân ya Ömer yazardı kefa bil mevt ya Ömer. Sana vaiz olarak ölüm yetişir ey Ömer. Yüzüğünün içinde böyle bir yazı vardı. Sana vaiz olarak ölüm yeter. Şimdi ölümü hatırlayınca insanlar korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Oysa ölüm insana yaşama sevinci verir. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın der Yunus. <laughs> Ve Hazreti Mevlana ölümü bir düğün günü olarak anmaz mı? Şebi Aruz düğün gecesi olarak anmaz mı? Bir kapıdan bir başka kapıya gidiyorsun. O kapıyı o diğer göçeceğin yurdu unutma onu imar et. Orası orada kazanılmıyor burada kazanılıyor. Osman Gazi evlatlarına idare ettiğiniz insanlar Vediatullah'tır, Allah'ın size emanetidir. Onlara iyi davranın, onlara hoş davranın. Öteye yatırım yapın. Bakın, ölümü hatırlamak öteye yatırım yapmayı gerektiriyor. Öteyi unutma diyor. Abbasi halifelerinden birisi hocasına sordu. Hocam dedi, gençken ölümü çok fazla da dikkate almazdık. <laughs> Neredeyse ölümden korkmazdık diyebilirim. Oysa ölüm gençlerin de vardı. Fakat şimdi yaşlandık. Ölüme daha çok yakınız. Ölümden çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bunun sırrı nedir dedi. O alim şöyle buyurdu. Ey halife dünyanı mamur ettin. Ahiretini viran ettin. İnsan mamur bir yerden viran harabe bir yere gitmek ister mi? Sen hep dünyan için çalıştın. Öteyi düşünmedin. Oysa öteye yatırım yapsaydın Zevkle giderdin, her an isterdin. Çünkü mamur bir yer seni bekliyordu. Şimdi bilemiyorsun. Bakın, hükümdarlara, hükümdarlar ölümü hatırladığı zaman halkına adil ve iyi davranır. Zenginler ölümü hatırladığı zaman mağrur olmaz. Fakirler ölümü hatırladığı zaman isyan etmez. Şükreder haline isyan etmez. Başka ölümü hatırlayan kabrini nurlandırır bu dünyadayken. Kabrine yollar her şeyleri sadece bu dünya için çalışmaz. Fakirse elem çekmez. Günahkarsa tevbesini geciktirmez. Ölümü görüyor musunuz? Osmanlının birinci maddesi ölüm oldu. Az mübeka eyler isem ben bu dem, Devleti ikbal ile ol muhterem. Çünkü senin gibi halef koymuşam. Rıhlet edersem bu cihandan ne gam. Yerime öyle bir evlat bırakıyorum ki ölsem de gam değil. Osmanlı'nın ikinci madde yerine adam bırakmak oldu. Adam yetiştir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Prensibe hakim oldu. Yerine iyi bir evlat yetiştir. Üç kişinin amel defteri kesilmez. Biri de hayırlı evlat bırakanlardır. İnsan için çalış. insan yetiştirin. Ne kadar mühim bakın. Anayasa maddesi. Çünkü sen gidiyorsun yerine birilerini bırakıyorsun. Ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Dediği gibi iyi devlet yerine halefler bırakmazsan, iyi halefler bırakmazsan devletin çöker gider. Bunu düşün ve kaliteli adam yetiştir. Osman Gazi devam ediyor. Her nerede işi desin ehli ilim göster ona rağbeti ikbali hilm. Eyleri ayet ulemaya tamam. Ta ki bula emri şeriat nizam. Bakınız dostlar. Bana Osmanlı Devleti'ni sadece birinci sınıf dövüşen bir devlet olarak anlatmışlardı. İlimden uzak. ilme sırt çevirmiş. Hiç mi okumazsınız? Hiç mi görmezsiniz? Osmanlıların ilme verdiği değeri hiç mi araştırmazsınız? İşte Osman Gazi'nin vasiyeti. işte Osman Gazi'nin anayasa maddesi her nerede işi desin, ehli ilim göster ona rabetü ikbali hilm. Rütbetül ilmi ale rütep buyuruldu. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir. İlimsiz hiçbir şey olmaz. İlim her şeyde baştır. Karanlık yollarda o en aziz arkadaştır. Dediği gibi ilim olmazsa karanlıkta kalırsın. İlim olmazsa yolunu bulamazsın, izini bulamazsın, evini bulamazsın, yurdunu bulamazsın. Bu dünyada da öteki dünyada da mahvolursun, perişan olursun. Birinci düstur ilim elde etmektir. Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruldu? Bir olur mu? Burada öyle bir soru var ki soru aynı zamanda cevabı bilen elbette üstündür. Elbette bilmek gerek. Bir olur mu? Mümkün mü bir olması? Bir sayılır mı? Osman Gazi'de ilmi söyledi. Her nerede işi desin ehli ilim göster ona rabeti ikbali hilm. Ona rağbet et. Ona ikbal ver. Ona mevki ver. Ve ona yumuşak davran. İlim ehline yumuşak davran. Sert davranma. Kalbini kırma. Eyleri ayet ulemaya tamam. Takibula emri şeriat nizam. Ulemayı dinle. Ulemaya riayet eyle ki din ve devlet işleri nizam bulsun. Yoksa dağınık olur işlerin, perişan olursun. Ülken dağılır, milletin dağılır, toplum dağılır, bir araya getiremezsin. Bütün bunlar ilimle olan hususlardır. Peki ne içindir bu ilim? Ne için? Eyle riayet ulemaya tamam, takibula emri şeriat nizam asker ve mal ile gurur eyleme, şer'i şerif ehlini dur eyleme. Ne içindir bu ilim ehli? İstişare içindir, meşveret içindir. Osmanlı'nın dördüncü maddesi de meşveret oldu, istişare oldu. Kiminle istişare edeceksin, kime danışacaksın? İlim ehline, bilenlerle danışacaksın. Danışan dağlar açtı, danışmayan düz yolda şaştı dedin denildi Anadolu ağzıyla. Bir şairimiz de diyor ki Meşveresiz kim ki bir iş işleye, şol nedamet parmağın çok dişleye. Çok pişman olursun, çok nadim olursun. Danışmadan iş yapma. Alimlere danış, alimlere sor. Diyebilirsiniz, hocam bunları söyledi de yerine getirdiler mi? Bunları uyguladılar mı? Bakın sorabilirsiniz. Osman Gazi'ye bakıyoruz babası Ertuğrul Gazi ne söylemişti? Oğul beni kır, beni üz, şey Edebalı'yı üzme. Şey Edebalı Osman Gazi'nin sofrasının baş misafiriydi. Aynı zamanda kayınpederi oldu. Onun en fazla danıştığı kişiydi. Orhan Gazi'ye bakıyoruz Dursun Fakı. Onun yoldaşıydı. O birinci Osmanlı'nın adı konulmasa da Şeyhülislam'ıydı. Bütün işleri o söylüyordu. Yıldırım Bayezid, Emir Sultan, Molla Fenari, İkinci Murat, Molla Yegan, Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev. İkinci Bayezid, Molla Lütfi, Yavuz Sultan Selim, Zembilli Ali Efendi, Kemal Paşazade, Kanuni Sultan Süleyman, Ebu Suud Efendi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, İkinci Selim Hoca Saadettin Efendi, bakın nasıl alim ve ilim adamlarıyla beraberler. Onlar saraylarının süsüydüler. Alimler Osmanlı sarayının süsüydüler ve padişahların danışmanıydılar. Divanda onlar tepe noktalardaydılar. Osmanlı'nın öyle anayasa mahkemesi diye böyle bir anayasa, babayasa mahkemesi falan bir şey yoktu. Ama divan-ı hümayunda en büyük alimler, bilenler orada olurdu. Bir mesele dine, hukuka uygun değilse orada müdahale ederlerdi uygun hale getirirlerdi. Osmanlılar istişareyi en birinci prensip kabul ettiler. Kiminle? Alimlerle yaptılar. İlme en fazla değer verdiler. İlim adamlarını kendilerinin yardımcısı bildiler ve baş köşede oturttular. İşte ölümden sonra adam yetiştirmek. Adam neyle yetişir? İlimle yetişir. Cahil ölüdür. Bakın, ölümü hatırla. Ardından adam yetiştir. Ne ile yetiştir? İlimle yetiştir. Çünkü ilim sahibi, hayat sahibidir, cahil ölüdür. Cahili diriye sayma, cahili ölüye say. Cehle hak mevt dedi ilme hayat, olma hem hali güruhu envat. Ey evladım Cenab-ı Hak cehalete ölüm dedi ilme hayat. Sakın cahil kalarak ölüler grubundan olma. Cahil adamı ölü sayıyor, ölü Osmanlı toplumu. Önce onu hayat sahibi kılmak için ilim veriyor. O sebeple hocaların da alimlerin de kıymetini bilelim. Hoca bir tokat attı diye, hoca evladıma yan gözle baktı diye, dayısı, amcası, halası, teyzesi okulu basmaya gitme. Okulu vurmaya gitme. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurdu Hz. Ali Efendimiz. Bunu sadece boş laf belleme. Kulağımın ardı keçe birinden girip birinden geçe deme evladım öyle söyleme. Bakın dinle boş söz değil bunlar. Senin ölü çocuğuna hayat veren ölü sadece mezarda yatan değil cahil de ölü. O yürüyen ölüye bir hayat bahşediyor ilim erbabı. Osmanlı böyle bakıyor onun için yüceliyor. Anayasamızın diğer maddelerine de devam edeceğiz sevgili dostlarım. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.